Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan seçim adına saçmaya devam ediyor. Dün de ehliyet ceza puanına kadar af açıkladı ki altını çiziyorum, yakında cezaevlerini boşaltacak şekilde örtülü af gündeme gelecek. Keza imar affı da konuşulmaya başlandı. Peşi sıra Suriye'ye kara harekat emri verilecek. Aynı şekilde muhalefeti oyuna getirebilirse türban için referandum yaptıracak. Evet, yeniden kazanmak için sadece olmayan paralar saçılmıyor, her yola müracaat ediliyor ki bunun iki okumasından biri çok zor da olması, diğeri de kaybetmeme adına her şeyi göze almasıdır. Mahkumlara af demişken sıcak bir bilgi aktarayım. AKP her konuda dibe vurmuş iken bu konuda açık ara şampiyon. Nasıl derseniz, Türkiye'nin suç ülkesi, hatta cenneti olmasıyla. Bakın, devlet rakamı 2021 yılında cezaevlerinde 272 bin kişi varken an itibarıyla bu sayı 350 bine yaklaştı ki Türkiye'nin cezaevleri kapasitesi 292 bindir. Yakın geçmişe kadar, sabahlara kadar gezilen büyükşehir sokaklarımızda artık sokağa bile çıkılamıyor. Çünkü çetelerin egemenliği, tasallutu var. Üstelik bu çetelerin bir bölümü yabancı, yani Suriyeli, Afganlı, Iraklı, Afrikalı, Rus, Bulgar veya Gürcü, hesaplaşmaları Türkiye'de yapıyorlar. Evet, ülkemiz sadece gri listede ve kara para üssü olarak anılmıyor, aynı zamanda dünyanın mafya merkezi durumunda. Bu suç örgütleriyle mücadele etmesi gereken araba sigortacısı Süleyman'sa tartışılan isimlerle beraber fotoğraf çektirmekle meşgul ve suçluları cesaretlendirdiği kaydediliyor. Değilse Soylu cevap versin, nerede Sinan Ateş'in katili? Adı sanı bilinmeyen İstiklal Caddesi katliamcısını 2 saat sonra bulabilen polis, her şeyi bilinen Sinan Ateş'in katilini bulamıyor mu, bulmuyor mu? Değerli seyircilerim, dün medyada şöyle bir haber vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI görevdeki Başkan Biden'ın evini basıp evrak aradı. Türkiye'de ise bırakın Tayyip Erdoğan'ın sarayına yaklaşabilmek, Sinan Ateş'in cinayetini soruşturan polis, iktidar destekçisi MHP milletvekili tarafından "sen git patronun gelsin" denilerek evin kapısından kovulmasına rağmen İçişleri Bakanı Soylu bu rezalete haftalar geçti, tek bir söz etmedi, edemedi. Daha ötesi var, Sinan Ateş'in dayısı açıktan "katil mecliste" dedi ve kastettiği isim belli, lakin duyan ve gereğini yapan yok. Çünkü seçimi kazanmak için katil denilenlere ihtiyaçları var. Evet, katili belli cinayetin üstü örtülürken İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "İstanbul seçimini iptal etmek ahmaklıktır" dediği için ceza verilip siyasi yasak getirildi. Bu mudur hukuk? Bu mudur kanun? Bu mudur ahlak, erdem, vicdan? Muhalefet söylemiyor, ben söyleyeceğim. Bakın, AKP bir kere daha seçimi kazanırsa olacaklar maddeler halinde özetle şunlardır. Rejim tiranlıkla özdeşleşecek ve Türkiye diktatör ülkeler arasına katılacak. Bağımsız yargı, özgür basın ve demokrasinin rafa kalkmasıyla Türkiye adım adım NATO dışına itilecek ve Kıbrıs'tan Akdeniz ve Ege'ye düşman artık Rumlar ya da Yunanlılar değil, Amerika ile Avrupa olacak. NATO dışına itilen Türkiye, Avrupa pazarından da dışlanacak. Değerli yalnızlık palavrasına politika olarak devam edilecek. Ülkeden yurt dışına kaçışlar hızlanacak. Sadece eğitimliler değil, parası imkanı olan herkes sığınacak, ülke yer arayacak. İslamcı, ümmetçi bakış ve model devlete hakim kılınmaya çalışılacak. Atatürk ile Cumhuriyet'ten rövanş alma adına son adımlar atılıp laiklik topyekün rafa kaldırılacak.
tarikat ve cemaatlerin devlette ve yönetimde varlığı resmileştirilip yaygınlaştırılacak. Milli Eğitim, Kredi Yurtlar Kurumu ve Gençlik Bakanlığı TÜKFA misali vakıfların yönetimine verilecek. Beklentisi, çıpası, güveni ve ümidi olmayan ekonomi ise çökecek. Ödemeler dengesi krizi uç verip temerrüte düşülecek. Zorla tutulan döviz patlayacak ve fiili bir devalüasyon yaşanacak. Şirketler batacak ve kriz finans sektörüne sıçrayacak. Büyük bir işsizler ordusu oluşacak. Enflasyon da keza tırmandıkça tırmanacak. Yokluklar, kıtlıklar uç verecek. Sosyal patlamalardan korkacak olan hükümet olağanüstü hal rejimine gidecek. İktidar IMF'le masaya oturmaya bu şekilde mecbur kalacak. IMF ile anlaşmaysa 3-4 yıl kemer sıkma demek olacak. Dolayısıyla fakirlik ve yoksulluk çok daha derinleşecek. İktidar bu zor koşullarda varlığını sürdürmek için sertleştikçe sertleşecek. Ekonomik ve siyasal sorunlar dış politikada tavizlerin de önünü açacak. Sadece Mavi Vatan değil, bütün Akdeniz, Kıbrıs dahil kaybedilecek. Değerli izleyenlerim, daha fazla içinizi karartmayayım. Lakin emin olun, bütün bunlar ihtimal dahilinde. Zira mevcut iktidar yeni bir geleceği ve aydınlığı değil, mevcut statükoyla karanlığı temsil edip hiçbir şey vaat etmiyor. Tersi olsa paranın, yani piyasaların beklentisi, heyecanı ve kredisi olurdu ki tablo tam tersidir. Buna paralel olarak ülke yine kimlikler üzerinden paramparça olacak ve birlikte yaşama kültürü bir kere daha sabote edilecek. Her şey bu kadar aleni ve ortadayken muhalefet, ifade ettim, teşbihte hata olmasın, uzaylılar gay mi değil mi benzeri şeyleri tartışmakla meşgul. Ortada Tayyip Erdoğan gibi siyasi bir dev var. Altılı masa onunla nasıl mücadele edileceğini ve iktidardan indirileceğini konuşacağına Erdoğan sonrasının ganimetini taksimle meşguldür. Yok efendim, bütün genel başkan yardımcıları cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Yok efendim, her partiye bakanlık verilecekmiş. Defalarca söyledim, böyle bir görüntü bile tek başına seçim kaybettirir. Çünkü millet kakafoniye, yani altı kocalı hürümüze oy vermez. Çünkü memleket öyle yönetilmez. Altılı masa olayında en büyük şaşkınlığımsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan'ın kulağından tutup savurmasına rağmen kaşını bile kaldıramayan Ahmet Davutoğlu'ndan bir şeyler umması. O kadar ki sırf Davutoğlu istedi diye türban referandum kemendini muhalefetin boynuna doladı. Seçim tarihi aşağı yukarı kesinleşti, 14 Mayıs gibi görünüyor. Bu durumda Davutoğlu ile Babacan CHP ya da İyi Parti listelerinden aday gösterilmezlerse asla mecliste giremeyecekler. Çünkü hiçbir seçim bölgesinden seçilecek kadar oy alamazlar. Muhtemeldir ki bu sebeple Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı desteklerinden ötürü tamamına yakınını CHP'den aday gösterecek ve Mehmet Bekaroğlu, Abdüllatif Şener'le, Cihangir İslam gibilerle beraber bu partide İslamcı bir kanat oluşacak. Bakın, buna rağmen muhafazakar kesimden CHP'ye oy akışı nadir olacak. Zira Türkiye'nin siyasal sosyal gerçekliği ortadadır. İslamcıdan sola oy gitmiyor. Şunu da ilave edeyim. Burnu Kaf Dağı'nda olan Ahmet Davutoğlu'yla Ali Babacan, göreceksiniz, seçilecek yerlerden 20'şer kişilik kontenjanlar isteyecek. Amaçları grup kurmaktır. Kemal Bey eşyanın tabiatı gereği bu talebi elbette karşılayamayacak ve kriz ortaya çıkacak. İlaveten CHP kamuoyu da göreceksiniz, İslamcı parti mi olduk diye sorgulamalara başlayacak. Bakın, masal martaval anlatmıyorum, olacakları bugünden duyuruyorum.
Altılı Masa'nın sözde genel başkanlarının adaylığı noktasında Meral Akşener kısmen rahat çünkü angajmanı yok. Özetle sorun sadece Cumhurbaşkanı adaylığında değil her alandadır ki iktidar cenahında böyle bir dert yok. Orada Tayyip Erdoğan haşa tanrı katındadır. Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adaylığındaysa bütün emareler, işaretler Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönülmez bir yola girmesi şeklinde. Altılı masalar şunlar bunlar hep Kılıçdaroğlu aday olursa Alevi imajını güya perdelemek, önemsiz göstermek için kuruldu. Ancak söyledim Erdoğan bu konuyu kullanır ve altılı masayı da kaos yönetimi olarak kamuoyuna sunar. Tam bu noktada benim de çok merak ettiğim ve cevabını bulamadığım bir soruyu gündeme getireceğim. Altılı masada oyu olan Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti, diğerleri Fassarya'dır. Bu durumda Kılıçdaroğlu ile Akşener'in anlaşması olmazsa olmazdır. Ama gördük, tanığız anlaşamadılar ve anlaşamıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun altılı masayı kurması bile biraz da Akşener'i kendi adaylığına zorlamak, mecbur etmek içindi. Değil haftalar, aylar geçti. CHP lideri İyi Parti Genel Başkanı'nı adaylığına ikna edemedi, sonuç alamadı. Kılıçdaroğlu buna rağmen geri adım atmadı, atmıyor, başka bir isim aramıyor. Tersine herkesin önünü kapatıp illa da ben diyor. Yakından biliyorum Meral Akşener'le partisinin direncinin farklı farklı boyutları var. Yani pek çok çevrenin Kılıçdaroğlu'na engel ol baskısı söz konusu. Diyelim Meral Akşener son anda çok mecbur kaldı ve Kılıçdaroğlu aday oldu. Peki böyle bir birliktelik soruyorum. Sinerji yaratır mı? Bütün Türkiye Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemediğini ve uzun süre direndiğini bildirirken İyi Parti seçmeni genel başkanı son anda evet dedi diye CHP liderine oy verir mi? Evet cevap arıyorum. Altılı masada oyu olan tek partner yani İyi Parti'yi bile ikna edemeyen Kılıçdaroğlu diğer seçmen kütlelerini nasıl ikna edip yanına çekecek? İşte yaşadık, gördük. Muhalefet tam 6 ayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık inadı sebebiyle kaybetti ve Haziran ayında %27 olan AKP oyu şimdi %36. Oysa bu oyunun kuralı belliydi, şu yapılmalıydı. Meral Akşener'le en başta baş başa oturursunuz, müzakere edersiniz. Anlaşırsanız aday olursunuz, anlaşamazsanız olmazsınız. Ve bu şekilde muhalefet yara almazdı. Kemal Bey bunun yerine Akşener'i zorlamaya uğraştı ve hala uğraşıyor. Ayrıca bütün anketler ortada. Kemal Kılıçdaroğlu onca kampanyaya ve diğer adayları geri itmesine, refüze etmesine rağmen hala en az oyu olan adaydır ki Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin kendisini istemesi bu sebeple bütün bu tabloyu dikkate alarak Kemal Bey bu kadarını yapmaz ve mutlaka bir bildiği var, bir hesabı var, bir sürprizi olacak beklentisindeyim. Zira tersi akıl alır bir şey değil. Allah aşkına diyelim Şubat'ın ilk haftasında ya da ikinci haftasında Kılıçdaroğlu resmen aday ilan edildi. Söyleyin lütfen değil bir kasırga ya da rüzgar, zerre bir esinti söz konusu olabilir mi? Bakın an itibarıyla psikolojik üstünlük Tayyip Erdoğan'dadır ve ondan bunu geri almanın tek yolu altılı masa dışından birini aday yapmaktır. Son bir şey aktarayım. Canan Kaftancıoğlu İstanbul seçimini Kemal Kılıçdaroğlu kazandı dedi ki bu doğru değil. Tamam Kemal Bey İmamoğlu'nu aday yaparak, aday göstererek çok büyük bir siyasi önderlik yaptı. Ancak mesela Canan Kaftancıoğlu CHP'nin adayı yapılsaydı %35'in üstüne bile çıkamazdı. Yine unutuluyor Kemal Bey kendisi de İstanbul'a aday oldu ve kaybetti. Hülasa şimdi ondan beklenense
başarısı kanıtlı, tescilli olan İstanbul ve Ankara seçimleri metodunda ısrar etmektir. Noktalarken videolarımı çevrenizle paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.